Biraz aşağıda kaldım. Herkese merhaba. Bugün çok 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 farklı bir yerden videoyu açıyorum. Erasmus'un ilk gününe hoş geldiniz. Aslında ilk günün akşamındayız. O yüzden ilk gününe hoş geldiniz demek çok doğru olmaz. Şu anda size bugün nasıl geçtiğini anlatacağım. Montlayım. Çünkü gerçekten montlayım. Yani gerçekten şu anda ilk kez odama girdim. Aşırı heyecanlıyım ya. Çok garip hissediyorum. Wow, çok garip hissediyorum. Şimdi her şeyi anlatacağım. Şu anda daha odamı gezmedim bile. Odama girdim ve montumu çıkardım. Hemen kameramı çıkardım. Ve böyle hislerimi anlatmak istiyorum. Sürprizi kaçsın istemiyorum. Sonra odamı gezeceğim. Çok heyecanlı. Şu anda mutfağıma falan da girmedim. Evet, ben İpek. Size burada paylaşmak istediğim şeyleri paylaşıyorum. Aslında hayatımda olup biten ya da işte ne geçiyorsa aklımdan onu. Ve bir süredir video atmıyordum. 2 ay falan olmuş. Zaten ben hani aşırı düzenli video atan biri değilim ama bir süredir hiç atmıyordum. Çünkü hem finallerim vesaire vardı hem de 2020'ye girdiğimden beri hayatım aşırı değişti mi diyeyim. Yani hayatımda çok şey olup bitiyordu. O yüzden de böyle çok fazla video çekmeye motivasyonum mu yoktu diyeyim. Yani çok fazla video çekmek canım istemiyordu. Ama Erasmus'a gelirken hayatım hala değişiyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir değişiyor. Erasmus'a gelirken artık bunları yavaş yavaş kaydedecek motivasyonum olur diye düşünmüştüm. Ki öyle de oldu. Keşke bugünkü videoyu dün akşamdan başlatsaydım. Çünkü dün akşamki halim, dün akşamki haleti ruhiyem ve bugün görmüş olduğunuz suratım o kadar farklı ki anlatamam size. Dün akşam Ankara'dan yola çıktım İstanbul'a ve Sabiha Gökçen'den de Amsterdam'a uçtum. Dün akşam evden gitmeden önce 2 saat falan ağlamışımdır. Hani ben Erasmus'a çok isteyerek aslında yazdım. Hani her şeyi böyle Erasmus için çok çalıştım, ortalamamı yükselttim. İşte bu üniversiteyi çok istiyordum, Hollanda'ya gelmeyi çok istiyordum. Bu arada Hollanda'dayım, galiba söylemedim. Yani aslında çok isteyerek girdiğim bir yolda son anda inanılmaz demotiveydim. Galiba korkuyordum ki öyle. Korkuyordum ve aşırı çok ağlıyordum dün. Hani ben gitmek istemiyorum diye ağlıyordum. Görseniz o kadar çok ağlıyordum ki sanki biri beni zorla bir yere götürüyormuş gibi. Halbuki ne kadar isteyerek hani gelecektim buraya. Valizim de kapanmıyordu asla. O beni çok germişti. Neyle karşılaşacağımı bilmediğim için aşırı mutsuzdum. Buraya gelip arkadaş edinmek zorunda kalacağım için çok mutsuzdum. Çünkü hani bunların hepsi efor istiyor ya. Böyle çok gergindim yani her şey için. Sonra bugün geldim artık. Amsterdam'a indiğimden beri biz zaten burada bir oryantasyon ekibi karşıladı. Ve onlarla birlikte her şey çok daha kolay oldu yani. Gerçekten hani düşünmek yani yapmaktan çok daha zordu. Düşüncesi beni çok ürkütüyorken bugün evet yurt odama gelmiş bulunmaktayım ve çok çok daha az kaygılıyım. Çünkü birkaç insanla da tanıştım artık çok tatlı insanlarla tanıştım. Böyle biraz daha bana yakın hissettirdi burası ilk izlenim olarak. Yani en azından dünkü depresifliğim yok şu an hani çok daha çok çok daha iyiyim. Ama beni diğer çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de ilk kez kendi alanım var. Burası şey, Hollanda'da yurtlar şöyle oluyor. Birincisi yurt bulmak aşırı zor. İkincisi herkes tek kalıyor. Böyle ortak odalı yurt ben hiç görmedim. O yüzden yani gördüm ama çok çok azdı. Genel olarak tek kalınıyor. Bir gün oda turu da çekelim size. İstiyorsanız onu da yazın. Ama burada benim bir banyom, mutfağım ve bir odam var aslında. Hepsi bana ait olmuş oldu ve bu benim aşırı çok istediğim ve merak ettiğim şeydi. Çünkü hayatımda daha önce hiç bir yerim olmadı. Yani ailemle yaşıyorum zaten. Üniversitem de Ankara'da, ailem de Ankara'da yaşıyor. O yüzden hiçbir zaman yurtta da kalmadım. Böyle ilk kez tamamen kendi alanım olduğu için de çok çok heyecanlıyım. Burada video çekmeyi gerçekten bayağı istiyorum. Çünkü burada her şeyi en baştan keşfediyor olacağım ve benim için gerçekten heyecanlı bir süreç. Bunu da kameraya yansıtacağımı düşünüyorum. Çünkü artık Ankara'daki hayatımdan biraz sıkılmıştım. Gerçekten hayatımdan sıkılmıştım. O yüzden de video çekmek istemiyordum. Çünkü ilgi çekici bir şey olduğunu düşünmüyordum. Ama şu anda benim için biraz daha ilgi çekici bir serüven başlamış oldu. Ve buradaki şeyleri çekmekten keyif duyuyorum. Bambaşka bir şey yapıyorum şu anda. Hani hayatımda hiçbir zaman kendi çamaşırımı yıkamadım mesela. Ya da işte yemek falan yapmadım. Yani yapıyorum tabii ki ama böyle şey. Bütün hayatımın sorumluluğu hiçbir zaman tamamen bende değildi. Burada öyle. Şu an şu botlarımı çıkarıp rahat bir şeyler giymek istiyorum. Evet.
baskınım varmış. Yaşasın. Notları nasıl bileceğim? Şimdi kutu açılışı yapacağız. Açılacak olan kutumuz. Bu ne ya? Böyle bir şey bırakmışlar. Ne olabilir bu? Süpürge şeyi. Süpürge şeyim var. Gelelim. Sürpriz kutuya. Ne çıkacağını gerçekten bilmiyorum. Bunu delecek bir bıçağım var aslında bıçağım. Ama kim bilir nerededir. O yüzden onu çıkartamayacağım şu an. Güzel şeyler var. İçinden temizlik şeyleri çıktı. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu. Benim bütün odayı bir temizleyesim var. Bile de şeysi. Bu da zaten sopasıydı hatırlarsanız. Bundan. Süpürme itemi. Ondan sonra markalardan gelenler. Korona kapmamışımdır değil mi? Bu ne abi? Şey diyesim geldi. Başta deterjana benziyor. Okey yani şey deterjanına. Bulaşık deterjanına benziyor ama bu kadar sıvı olabilir mi ya? Bulaşık deterjanı daha katı bir şey değil mi? Neyse bundan. Bunu sıkalım diye. Çünkü burada kocaman bir kovası var. İlk kez kendi kovam ve süpürge bile de sıkacağım var. Bunu bakın buraya takıyorsunuz. Ve sıkılıyor. Sıkıladım. Bundan ve bunun tuvalet kağıdı ve bir şey bezi. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu. Ben bugün ne yapayım diyordum. İşte bugün her yeri bir temizleyeyim. Cidden. Ama önce yemek yemem lazım. Aşırı acıktım. Ve cidden ne yiyeceğim bilmiyorum. Ha şey yiyeceğim. Yeee! Annem börek koymuştu onları yiyeceğim. Birdenbire çok yalnız hissettim. Mesela şu an karnım aç. Karnım aç ve internete giremiyorum. O yüzden çok yalnız hissettim. Ya keşke internete girebiliyor olsam. Yurdumda sadece kablolu internet var. Ve o kablonun nereye takıldığını da anlamadım. Keşke şu an internet olsaydı o zaman çok daha mutlu bir kız olurdum. Mesela şu anda hiçbir şeye ulaşamıyorum.